It's the voice that I can hear in my head. can pack off of the porch or break a pound down. Get the scrap if it happen to blow it, makes a round sounds. Pussy cat on my lap, push it back and go to town down. Putting rap on my back and <involved> I'm black and snatching crowns. I came back around like a nigga crack cracking pounds. I got a bag now, but it's nothing to brag about. Gun blasts in the background. I'm a black man with the bloodhounds. Mac 10 making love sounds to a bad chick. She from uptown, or from down south, not a loud mouth. Cause I man I abone değilmiş. Lütfen. Ben transfer abone olduğundan olalım. beri abone sayısındaki hızlı artış dikkatleri çekiyor. Eğer abone olursanız bolca ben de e, çok sıkı pazarlıklara oturabilirim yani. Süper, teşekkürler. Alle! <laughs> Every Hoş geldiniz. Bu sefer hızlı davrandık ya. Biz Zidane girmeyelim. gibi 50 kamerayla çekiliyoruz. Bakalım. O, hayırlısı. Akım. akım mı? Akım bu. Ne akım bu? Instada bir akım işte, insta mı, TikTok mu, ikisinden bir tanesinde bir akım. Ama biz hani trend setter olacaktık. Biz zaten kendimiz üçümüz trendiz. <laughs> bu arada bürokratik işlemlerden ötürü böyle giyindim. Heh. İnsanlar e yorumlarda e, sabah bir işim vardı, bir konsoloslukla temas halindeydim o sebepten böyle giyindim. Ettim. Konsoloslukla falan temas halindeydim. Dün gece abi bunu konuşunca da kızıyor insanlar, belki de haklı olarak yorumlarda ama dün gece bir hal ve durum içerisindeyken Kral TV 2000 müzik ödüllerini izliyoruz. <laughs> abi bir şey diyeceğim. Hakan Taşıyan Güzgülleri. Ben onu sadece babam dinliyor zannediyordum 2000'lerin başında. E, Yüzüklerin Efendisi 2002'de miydi? Oscar'ı inanılmaz domine etmişti. Ya adaydı C2'di ya almıştı. Abi. Ya adaydı ya almıştı. Hakan Taşıyan her kulvarda var. ...girdiğini alıyor Hakan. ve 2000'ler... ...Türk müziğinin önemli yıllarından biri... ...çok ciddi Eyviz rakiplere insan. karşı... ...Burak Kut geliyor Çağat, Tarkan Peki. geliyor Tuhaf... ...inanılmaz bir <laughs> Güzgüleri şovu var. Ben bir i̇şte tane biliyorum. Doktoru da o, o söylüyordu değil mi? Hangisi? <laughs> ne doktor Arkadaşlar benim da bir... bir dakika var burada... ...indirdiğim müziklerde. tabi Hakan Taşıyan, Doktor. iki dakika... ...şöyle yapayım. Ben bu şarkıyı çok dinlerdim. Kibare değil mi bu? Uğraşma doktor. Peki bu doktor temalı şarkı Senfet'in babanın mesleğinden mi kaynaklanıyor? Hayır. Hayır. söyleyeyim. Ex boyfriend'im doktordu. O, onunla ayrıldığım dönemde sırf bu şarkıyı dinliyordum. Güzel bir doktor şeyi var. <gülüyor> şey, şey... <gülüyor> Abi, yani bu... daha kötü aşk acısı çekilebilir mi? Yani <laughs> diyor, uzun yıllardır duyduğum en... en kötü aşk acısı. <laughs> Yemin ederim. Varoş aşk anısı bu yani. Hani ne doktoruydu? Özür dilerim araştırdım ama... ...arkadaşımıza <laughs> sığınarak sataşıyorum ya. ya. Gözlerimden yavaş geldi şu an. Pla, estetik cerrahi. Asistan. <laughs> asistan. <Yeter gülüyor> yani küçüms sanmış. Küçümseme açısından mı asistan olursam? Hayır yaşından dolayı ya. Tıp dünyası canımız bu arada. Şimdi, Tıp e, dünyası benim canım. Canımız. Kesinlikle ben elinizi he, yani. bir hemen kurtarmak için <laughs> araya gireyim. <laughs> benim çok yakın bir tane arkadaşım, kız arkadaşım... ...bir tane psikologla çıkmış. <laughs> Ve sürekli hakkında... Freud'en çıkarımlar yapıyormuş. Devamlandı. Mesela Devamlanma. Yani, her, her şey yani yaptığı her hareketle ilgili sen bunu bu yüzden yapıyorsun. Çünkü bu var. Hayırlı ha. çıkarımlar değildir. İşte bak bu şöyle bir şey. Ee, mesela biz biliyorum bir şey konuşmak istiyor. Tatildeyiz bir şey yapıyoruz bir şey konuşmak istiyor. Konuş konuşmak istediği şey... ...estetik cerrahi üzerine, göz doktorluğu üzerine... ...o üzerine, bu üzerine ve... ...hep bu yani konulardan şey, konuşuyorduk. ya yani sıkı, tabii bunu seven de var ama... ...ben bunun içinde büyüdüğüm için anne baba doktor... Artık yeter hani <laughs> bir noktada. Ya mesela ben de basketbol konuşmak istemiyorum. Sinirleri tarifinde. öyle bir bozulmuş. Hala bozuk gibi gülüyor olaya. Yani. Yani <gülüyor> Deniz'im de aslında yapacağız. haklı. Biraz da diyor aşk konuşalım. E biraz love a... konuşalım ya diyor. Ya Love konuşalım Yani istiyorum. tatilde ben de istedik cerrahi konuşmak istemezdim. Anladın mı işte. Istemez. Yok işte şu geldi. Şunun şurasını aldı, Kalça protezi. Tamam güzel şeyler <laughs> yani. Bir noktada <laughs> evet. Bir noktada artık isterim. Şunu söyleyecektim. Ben bu Hakan taşıyan konusunu şundan açtım. Şimdi 90'lı yıllar Türk müziğinin altın çağı olarak kabul ediliyor ama ...2000-2009 arası falan da bence çok güçlü. Yani 2010'lara kadar olan süreç... ...Tarkan Karma albümüne bir lokomotif diyelim... ...ama arkadan da çok iyi vagonlar var. Ben böyle top 5-6 şarkısını... ...izleyicilerimizi merak ediyorum. Slow olabilir Hakan Taşıyan gibi... Mesela ...daha doktor, pop olabilir, doktor peki olabilir. Peki bir lirik söylesem... ...kimin şarkısı olduğunu ben çıkarım. bilir misin? Bu konuda bu arada çok e, Bu değil. konuda en iyi, bak daha üzerine... Senden yalvarmayı, yürek yalvartma. aldatmayı... Ha. ...insan ağlatmayı öğrendim. Sayende... Kimin şarkısı bu? Serdar'dır bu ya. Evet evet aynen yani sözler Serdar'ın şarkısı mı? Sen evet. zaten şarkıyı tam bilmiyorum bu da Serdar, ya. yani. Serdar Ortaç full aşina aldım da Bilkent'te okumamdan geliyor. O dönem bir Serdar Ortaç krallığıydı yani Bilkent. Çok dinlenirdi, çok sevilirdi. Ben çok severim Serdar Ortaç dinlemeyi aralarda. Sen? Ben de çok severim. Bir cidden top 5 merak ediyorum. Türk popundan olabilir, Türk müziğinden. 2000-2010 ama. Biz söyleyemiyoruz değil mi? Yok sen tabii ki söyleyebiliriz. Yiğit'e bırakıyorum ben sözü. Şimdi ben yılları karıştırabilirim o yüzden. Şarkını söyleyeceğim. Hayır. <laughs> <laughs> söylemeyeceğim. Hayır. <laughs> Beğendim şarkılarımı list <laughs> Evet listeleyeceksin. Ee, hangi dönem? O kadar fazla bilmiyorumdur. Ya da biliyorsam da hemen sıralayamam. Hı hmm. Ya benim var. Ee, mesela Mansur Ark. O 90 oluyor Sana ha, 90 mı oluyor? Sayılır ya. Sen de öyle bir zararlı. Evet şimdi ama Değil 2002... Tamam bunu sayılır. lütfen o zaman izleyenlerimiz söylesin. Ben yılları şu anda karıştırabilirim. Bu uzadıkça uzar. Doktora falan gider. Şu anda çünkü mesela doktoru bana şey yaptın. Ben buradan çıkışta doktoru dinlerim tekrardan. Dinlersin. Peki... <laughs> hayır düşünme. 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 Böyle bana de cevval bir kız daha. Peki Düşünmem dediğim, dediğim anda... anda... hayır. Bu arada bak ayrıldıktan sonra aşk acısı güzel bir şey aslında. Orada... Kafana şey oluyor. Ben şey aşık mıydım, seviyor muydum, sevmiyor muydum? Ama o acıyı yaşamak da iyi. Allah daha büyük acılar yaşatmasın. Ne güzel konuştu izleyenimizler olarak geliştim abi ya, level aslında şu anda. Siz ikiniz bunu şu anda anlayamazsınız da izleyenlerimize soruyoruz. Beyefendiler hanımefendiler yeni bir yakın bir süreç içerisinde ayrılık yaşadınız mı? yaşadıysanız nasıl atlattınız ya da yaşadıysanız da aman deniz ya öyle atlattım dediğiniz bir e, an bir e, son var mıydı? Bunları yorumlarda yazın ben okuyorum yorumları çünkü. Bu Orada yorumlar çok komik. Üç tane seçtim. Hatta programa başlamadan önce Anıl'la konuşurken ben şunu söylemiştim böyle program 6. 7. haftasında oturursa yorumlar da böyle 10-12 tane komik yorum da gelmeye başlar. Onları da programa alırız demiştim ama daha 2. 3. programdan ki bir kısmı bence bizden de var komik. Var mı mesela bir yorum? Bizden de komik yorumlar var. Benim var. Ya bir Okon yorumu var bu arada ben. <laughs> <laughs> <O>, okon yorumu. yorumu. <laughs> Bütün dünyadaki <laughs> politik doğruluğu tek bir ya cümle ben... nasıl iptal ederim? Deniz'im sen nakletmek ister misin? Okon yorumu. <laughs> I Love Carpet yazmış ama Kim Kardashian'ın fotoğrafı var bu arada profil resminde. I Love Carpet mi? Bu arada hangi carpet olduğu da anlaşıldı. <laughs> sessizlik, tuhaf sessizlik oluyor. O konu F1'in en fakir pilotu. Anne babasına bakıyor, ablasının dişlerini daha geçen sene yaptırdı. Fakir olduğu için sevilmiyor. Burada stop bize sallayacak zannettim. Buraya <laughs> ben kadar de. Allah sizin belanızı <laughs> versin yapacağınız Evet. İnanam. Ben de fakir olduğu için sevmiyorum. <laughs> Yani yorumlarda da Sen postürü ofans, bozuk dedin abi. Olabilir. Ya olmak nasıl, güzel evet. Nasıl Las Vegas'ta baba yukarı çıktı. Çok iyi yarıştı çıktı. bu evet, arada. Çok evet. iyi ha, bu arada şimdi yorumlarla alakalı. <laughs> yani öyle bir tek kare almış ki zaten. Burada Kerem Akbile'ye gideceğim ben. Kerem Akbile'nin icraatları bunlar. Öyle bir tek kare almış ki o tek kareden. Ben ne değil kurguyla alakalı bir O zaman kurguya sallıyorum artık kimse müsebbibi. Abiciğim, ben seni seviyorum. Evet, abi. Aldığı kare hatalı bu arada. Yani alabileceği gerçekten en estetik ihtiyacı yüksek karayı alıp ama şimdi içeride. izleyicimizde de hiç mi sorun yok adam bütün suratı yazmış ya yani insaf <laughs> bunu insan okuyor benim de bir alem var böyle bir operasyon olunca Deniz geçmiş deneyimlerinden bize bilgi verir <laughs> misin kaç gün mesela Ali böyle ekranı falan çıkamaz senin benim doktor, doktor kaçlık yapar beni bu listede <laughs> burun gıdı biri de yazmış ki bunları yaptır Balkanların Özcan Denizi olursun ki benim biliyorsun kariyer hedeflerimden biri. Sesi. Ses. Bir yanaktan bir dudaktan Sesimi... öpeydim. Şey gibi yaptırmak isterim bu aşkı bir dakika o adamın adını unutuyorum aşkı memnudaki Adnan'ın adı neydi? E, Selçuk Özcan. Yani, alın mı Bihter falan gibi. Surat Özcan Deniz saç kırçıllanması da Özcan Deniz. farklı seslerim var mı peki kullanabildiğim benim var mesela en büyük tekniklerimden biridir. Kullan Ama... bir tanesini abi. Mesela dostane şeyle daha tiz konuşurum. Mesela? Ya Deniz ne yapıyorsun iyi misin? Tamam şimdi sevgiline mesela, konuş. yürürken birine ne yapıyorsun? İyi misin? Bir tonla konuşurum mesela. Çok kötü kalın. oldum ha. <laughs> Selçuk Yöntem tarzı yani. <laughs> aynen aynen. Peki, peki öyle bir övgü aldın mı abi? Selçuk Yöntem'e gelen övgüleri biliyorsundur. Ses tellerine ya oturmak, sesi oturmak isteyenler sesi var. uçuk ötesi. Çok Genelde iyi adam. Genelde sesim var ama adamın ki... Senin sesin iyi. Yani, yani. Senin Bambi'de Bayağı fotoğrafın var mı peki dava edebileceğin? Bambi'de <laughs> mi? Bambi'de <laughs> daha ilginç pozlarım var. <laughs> tamam oralara girmeyelim. Geçen bir gece... <laughs> Tostçusuna gece patsocusuna gittik sevgili Ömrü Özcan'la birlikte evet söylemeyelim o kadarlar tamam. yeter ya <laughs> bedava, bedava bedava nereye kadar. Ki, Yine abi, mi yemeğe geldik abi nasıl herkesin, oluyor? Herkesin böyle abi? herkesin garsonlarla işte fotoğrafı falan gelmiş fotoğraf. Teoman'ı tekli çekmişler muhtemelen <laughs> yaklaşamadılar yanına. Teoman'ı işte. böyle tek kare kaça kalmışlar Teoman duruyor <laughs> böyle. Teoman zaten yani ben date etmem direkt konuya girerim lafından sonra kimse yanına yaklaşamaz. Ben de, bir de Sıkılıyorum dedim. Teoman pozisyonunda olup Teoman gibi davranabilmeyi çok isterdim. Ben öyle davransam kabullenmezdim. Bu arada literatürde abi, o nasıl o rockstar Teoman rockstar. pozisyonu yok ben onu bilmiyorum. Nasıl şey? lazım aslında? <laughs> Nerede? Ne literatürde nasıl Teoman pozisyonu yok? Bilmem vardır belki. O, o, da o ne sen demek? bilmiyor musun? Ben bilmiyorum. Yemin edeyim Vallahi billahi anlamadım. Sana yemin ederim anlamadım. Ne demek o? E anlamamışsındır mutlaka. Diyor ki... Anlayan anladı. Evet anlayan anladı diyelim. Deniz'im şuna kızılır mısın? Egemen Oğuzgen'e. Bunu sonra bana açıkla. E, Ali Konay e estetik değil ama belki farklı bir gözlük önerebilirim. Kendisini yuvarlak olmayan bir gözlükle görmek beni heyecanlandırabilir. Egemen. Nasıl olsa bir şey okumuyorum. Ben böyle devam edeyim. Tamam. Gözlüğümü bırakayım. Bu arada pantolonla her an vedalaşabilirim. <laughs> Çok 76 kiloken falan Aa, almıştım. O senin gözlerini bir deneyebilir misin? Ver abi. Bunu Aliler, Berfular bir tek kare yapabilir mi? Şimdi bunu da tek kare alalım. Kamerana Ama bu da bak. çok klasik be abi. Kamerana bak. Kamerana çok edzacı, Kamerana eczacı özgür özel gözlüğü ya. Kamerana bak. Çok mu be? <gülüyor> 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 Bakayım be. Genel başkanı <laughs> tebrik edelim. Bir de makasit Siyaset, yaparız. atıldı cidden ha. Şöyle düşün. Parol yazacak gibi. <laughs> devletle çalışmıyoruz Bundan kardeşim. Bundan sonra doktor şarkısını Abi Önemsiz söyleyeyim. bir ilçenin ilçe önemsiz. başkanı gibi oldun yani. Bilmiyorum. Bence doktor İsmim gibi ben oldu. Her <laughs> evet, ilçe söylemiyorum. Her ben. ilçemiz canımız. Evet. Her ilçemiz canımız. İlla ki daha az önemli olanlar var ama yani. Adam çalışacak tabii. Adamın gözlüğünü verelim. Yaz Ozi sen de gözlüksüz yıkıldın ha yani. Evet. İyisin. Şimdi Ali Koloviç bence bunlar tabii ki estetik yorumları. Bence iyi hiçbir, bir konu. Hiç, evet hiç hiçbir, hiçbir şeye ihtiyacın yok. Kendisi e, derdi ki doktor bey e, güzellik aslında içten gelen dışarıya yansıyan. Şey de derdi. Seni zaten dışarıya yansıyor ya. tüm iç güzelliğin. O yüzden ona bu mu yani iç kolora... güzelliği? güzelliğin? Ya iç güzelliğin tabii e, ki bu. Yansıması buysa. Ne? İç güzelliğimin yansıması buysa ben bana borç verirken senet yaparım. Niye? Yakışıklı bir çocuksun. Hayır ben aslan gibiyim. Onda sıkıntı yok tamam. da. Tamam. Ee? Yani belli tabii ki ihtiyaçlar var. Estetik açıdan bakacaksak Hı -hı. ben bu yorumların hiçbirini çok böyle haksız ya da izansız ya da saldırgan bulmadım. Evet o evet, Ben de çok konumda. güzel buldum. İzleyicim yani canım. Evet, İzleyicilerimiz canımız. Yıllar önce Business Week'te çalışırken bir estetik haberi yaptık yazın. Ekonomi dersi. Yazın piyasa yavaşlıyor, Herkes tatile gidiyor falan. Gittik adama estetik için kim geliyor falan filan diye haberin şeyini yapıyoruz. Ön şeyini yapıyoruz. Sonra kayıt alacağız falan. Mesela bana baktı sana bir tane estetik yaparım dedi. Ama sana estetik gerekmiyor. Bir tane yaparım ama dedi. Ne dedi? Mesela i̇şte burun dedi mesela. Kemelli burnun dedi. Tamam. Karakteristikler. ama Herkes şey olarak kadınlar. bakıyor. Ya bir parçası bütünü olarak bakıyor aslında estetisyenlerde. de. Yani evet. o senin rahatsızlığın daha önemli estetikte. Sen nereden rahatsız oluyorsun? Evet. Jawline mi istiyorsun? Çünkü... Dudak mı istiyorsun? Yani senin çene müthiş kemikli ya. Teşekkür ederim. Çok iyi değil mi? Çok oturaklı bir çenesi var yani. Wow, ben de severim arada baktım <laughs> Doktor Bey'in müdahalesi var mı yoksa orijinal mi? Doktor Bey'in hiçbir şeye müdahalesi yok. Artık zaten olamaz. Onu olamaz mu? zaten. Hiçbir zaman da olmadı. Ee, zaten ona yaptırmaz mı? <laughs> Yaptıracak olsam da ona yaptırmazdım. Çocuk da bu <laughs> arada bize itibar, meslekte Çocuk itibar zedelemi. Değil, vallahi billahi. Neyse burada Giderek kim teriz. olduğunu anlamaya yaklaşıyoruz. Yok, Az yok daha yurt dışında ya. Yurt dışında burada değil. Hangi ülke? Kimsen Neyse diğer konumuna geçelim. Doktor Gürkan. Şimdi Anıl'la işte. Kerem'in bugün mikrofonları var. Ve bugün başladığımızdan beri asla konuşmuyorlar. Kerem böyle iki kelime etti o kadar. Anıl bir sesini duyalım ya. Özellikle. Merhaba. Nasıl? İyiyim teşekkürler. Siz? Ben deyim teşekkürler. Bu aralar hangi liglere bakıyorsun daha çok? Yani ne denk gelirse. <laughs> Dün akşam Brezilya'daydık. Brezilya. Evet. E, Levent Topsakal dün Patagonya Ligi'nde böyle e, müdafaa olmaz diye Fenerbahçe Beko için konuşmuştu bizim katta. Patagonya Ligi'ni biliyor musun? <laughs> bilmiyorum. Bunu bilmiyorsun. Pat 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 demiş, Patagonya Ligi'nde adam adam oynamak yasak. Sadece zona oynayabiliyorsun orada. <laughs> Galatasaray orada bile biliniyordur. Kesin. Ne güzel. Çok güzel bir Bak, oradan Hıncalı uç referanslı şaka. Bunda da bu var öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Sadece bakmıyor böyle Flamengo 13 falan maçları takip etmiyor. <laughs> Gündem, şaka, analiz hepsi var analımda. Ne ana şey hıncalı ucun şakası ne? Dünyanın her yerinde Galatasaray tanınır derken ben, bir tiradı evet, var. Doğru. Peki ben şey yapacağım. Eh, söyle. Konuyu biraz değiştireceğim ama modu ...yükselteyim. geçen gün konuşuyorduk. Celebrity crash'ınız <laughs> konusu. Burada <laughs> <Yerli> yabancı. <laughs> tamam ben benim yabancı tabii ki. Ben biliyorum. Tehlikeli. Ben de netleşti. Bir kere o celebrity zaten o yüzden Aşk yerlileri söylememesi hayır, hayır 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 hayır. <laughs> e, yerli, az önce bahsettiğin isim bu arada Özcan Bey. Bence ben küçükken bu Türk kız kadınları Türk halkımızda görsel olarak Özcan deniz bence yakışıklı bir e, beyefendi. Doktor Ferhat Göçer'e ne dersin? Beğenmem onu hayır. Doktor Kutsi Bey? <laughs> hayır onu hiç beğenmem Kutsi Bey'm. Sorun beğenmem. sorun. Yani saygım sonsuz tabii. ki. Çok ayıp tamam. insanlar beğenmiyorum demek. Hayır <laughs> de <yani. gülüyor> saygım sonsuz, sonsuz zaman diye ben, ben benim her benim hiç tipim değil hani. Kesin. Ama Özcan Deniz okey. Mesela Özcan Deniz'i Portekiz'de bir kafeye oturt. Türk olduğunu bilme. Özcan Deniz kimliğini sil. Niye Portekiz? Hayır yani. Akdenizli sağ, sağ. bir tipi A var ya. Evet Akdenizli bir tipi var ya hani. O sörf kıyafeti giydir. Eline sörf tahtası var. Kendi yani, giysi olmuyor mu sörf kıyafetini? Ben, ben, hayır onu giydirmesi gerekiyor. giydirmeyeceksem dediği <laughs> sen şeyi sen... anladım. Hayır hayır. Ya, giydir dediğim kafanda <laughs> <laughs> iyidir. Ha, zihnen. zihnen. Ama giydirmek için önce kafamızı soymamız gerekiyor mu Özcan Bey'i? E? <laughs> Onu siz yapın ben yapmam. Yani şimdi haşa. Ee, Özcan Deniz yabancı da Javier Bardem. Aynı klasmandan gitti. Evet. Ben yabancı Kylie Minogue Tam çocuk yaşta o şarkısı patlamıştı onun. Red Çok beğenirdim. Mi? Chocolate mi? Yok neydi bu bembeyaz bir kıyafetiyle klipte falan. Na, 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 na no, no. Şarkı hatırlamadım. Can I get... Can Aa, get you out of my head. Ne güzel head. okudu ve işte. Ne güzel okudu Yerli ya. Okudu. <laughs> Yerli Kylie Minogue. <okudu. gülüyor> Yerli Kylie Minogue. Formula 1'de vardı. Ha var vardı. Kylie Minogue mu vardı? Evet evet. Şaka. Adı, bu arada göz kanseri falan da atlattı. Çok evet. Bir evet. geldi evet. başına falan güçlü. Avustralyalı olduğunu biliyorum. O kadar başka bilgim yok. Yerli düşünüyorum. Yerli çok kolay. Ben sana söyleyeyim senin için. Söyledim benim mi için. Sana. Söyle. Senin için. Serenay Sarıkaya. Alayım gideyim evet. Çok riske girmeyeyim. Tam senin tipin. Kabul kabul. Senin abi? Hmm. Dua Lipa diyor. Şimdi yerliden <laughs> korkabilir iyi <laughs> abi. Çünkü yine bir film galasında karşılaşma ya ben, ihtimali var. Tanır mısınız bilmiyorum. Benimkiler tabii benim yaş tarttığı için yaşlanıyorlar. Michelle Monaghan birisi. Evet. Google'lamıştım ben. Aynen. <laughs> ee, diğeri de şey. Gülşen Babikoğlu mu? Yemin çok ederim hoş, az önce aynısını bu arada güzel bu, kol, evet Kesinlikle, kesinlikle Türkiye'nin en güzel kadınlarının evet. başına geliyor. Nebahat Çehre ve o. Diğeri de şey bizim zombi dizide oynayan kız adını unutuyorum ya. Ashley'dir kesin. Aa. Öyle bir tipi var anladım kim olduğunu. Çünkü onu da göstermiştin ya. yemekte. Adını bulun. Kadının. Walking Dead'deki. Walking Dead'deki. Megi yani Maggie, ya, evet. İsmini hatırlayamadım. Tamam, Bu da yabancı abi. Bir tane en azından Türk, Türkiye, Türk Türkiye, Cumhuriyetlerden var. Söyleyemem onu. Gülşen olabilir. Mavi. Tamam. Gülşen değil düşüneyim. Biz niye peki tavşan gibi zıpladık Türk verdik. <laughs> <laughs> ben akıllı davrandım. <laughs> ben Türk bu arada Özcan Deniz yani ben Özcan Deniz konuştuk diye aklıma geldi. Özcan Deniz değil benimki. Moro, bu arada bu kıraş falan değil. Benim kıraşım farklı Özcan Deniz değil. Benim birden çok Türk kıraşım var. Ben yabancı bir tane daha söyleyebilir miyim istiyorsanız Söyle. etmediyse yetmediyse. Yerli yok çünkü onun yani. Ben küçükken şeye aşıktım. Drew Barrymore'a. Of ben Çok de. mantıklı bir açıklaması var. Filmler geç geliyor ya. Ulan it e dönüyor televizyonda. Küçük kız orada kendi yaşıt sanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oradan bir başladı. Hep filmler geç geliyor Ben Drew Barrymore'la aynı yaşta gidiyorum gibi aslında. Ha. Falan filan bir herhalde 15 yaş büyüktür benden. Hmm. Ben Charlie Zengiz'i çok, çok, beğenmiştim onu. Cameron Diaz da güzeldir mesela. İzleyenlerimize soralım. Cameron Diaz da hoş. Türk ben herkes beni bu arada. Russians. Devam ediyoruz. Ee, Türk bence yani Türkiye Cumhuriyeti şu anda Prime'da. Prime Türkiye Cumhuriyeti 2023'ün en yakışıklı erkeği Kıvanç e, Tatlıtuğ. Uzun süredir öyle yani, yani, ciddi ciddi anlamda çok hoş bir e, beyefendi. Ve evet. Selen hocam öncelikle Sizinle yüz yüze tanışamadık ama bu programda sizi konuşmak için ben can atıyordum bu videoları izledikten sonra çok şu anda Türkiye Cumhuriyeti kadın basketbolunda artık bir e, figür kendisi Selen Erdem hocamız Antalya Toroslar basketbolunda artık yani koçu zaten de artık ama o da bir simgesi oldu. bazı insanlar bazı taraftarlar Selen Hoca'yı izlemeye gidiyorlarmış. Öyle şeyler de okudum. Ciddi bir fan club kitlesi var. Araplar çok seviyor Selen Hoca'yı. Onun için hatta sayfalar açıyorlar. Selen Hoca'ya Bir şey soracağım. hocam. Bu videoyu kim çekmiş? Quentin Tarantino mu? Ona girmeyelim. Onu bir <laughs> Ben çok Yok, ciddi saygıyım. Valentin'in Didem Erol'la tanıştığı gün gibi bir... Aaa bak on, onu, bari, onu o, da... o Nereden hatırladın Avrupa onu ya? Da, o, Avrupa yakası Victoria. Didem Erol. Didem Erol. Didem Erol. Avrupa yakası yani. Victoria abi. Yani. Didem Erol. Ama o versiyon evet. Avrupa yakası Victoria yani. Çok güzel kadın. Hakikaten. Şimdi Selen Hoca'nın videosunu kimin çektiğini bilmiyoruz. Belki bir ekip geldi çekti. Belki Selen Hoca'yı dişi Fatih Terim diye öncesinden çok evvelinden düşünenler. Kat kat kat. Neden Kat. Yani şimdi bir dakika. E, hoca'ya ben, Biri bana şunu sormuş. Fatih Terim imparatorsa Selanc'ın imparatoriçe mi oluyor? Basketbolun mu? Evet. Başarılarına da bakmak lazım. Öyle değil mi? Ben CV... benziyor bu arada. CV, e, mimikler benziyor şeye, Peki o ben bu. ben şeye bayıldım. O ceketi çıkarıp veriyor ya arkaya. Ben, bence o kısım çok, çok iyi. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Deniz Aksoy da mutlaka katılacaktır bana. Burada çok eleştiri yapmışlar işte özenti, tavırlar, alıntı, çalıntı falan diye. Eurolik'te 16 tane Jel Cobra'da 3 kopyası koç var. Bu arada hakikaten Borda öyle. Borda elini alışı, kalemi elini alışı, hakikaten mola isteği, işi, itiraz edişi. Bu arada insanlar birilerinin arkasından kendilerini modellerler ya. Bunda yanlış ya var bir var. şey evet, yok. Evet, Teknik şey taktik yok. olarak da modellersin. İdeolojisini İdeo... de modellersin sporda yaklaşımlı. Davranışlarını, mimiklerini de şey yaparsın. Evet. Ve çünkü mimik ve senin kendini sahada nasıl sundun. Bütün koçluğun %30'u 40'ı falan bir tartışılır bunun... ama her sporda önemi var bunun ya. Yani. Bir standartı vardır, bir koç duruşu vardır. Bence hanımefendi buna sahip. Ve Obradovic de bilmiyor Tabii, o zaman renkli ben televizyon Ben Hoca için oynardım. Ben de oynardım. Yakup Hoca beni kesmişti. <gülüyor> <gülüyor> o konuyu açalım ya, abi. O konuyu yani. açalım artık. Ben Selin Hoca için oynardım ama. Sen yani. oynar mıydın Hoca için abi. Yakup sebe Hoca'ya girmeden? 38 dakika uzarsa maç 42-43. Hatta onun için yok. <laughs> pivot bile oynamaya çalışırdım. Oo. Çok yani. undersized olabilir. Çünkü... Ben 2-3 falan oynadım. Daha alt tiplerde onun için oynardım. Yani. Ben de Campazzo gibi oynuyordum zamanında. <laughs> Senin en iyi biri. bir çocukluk fotoğrafını biliyorum ben <laughs> Onu bu verelim mi oldu. sonra bir, bir bir bölümde onu bir bölümde verelim. verelim Herkese bir şok yaşatalım Şimdi Yakup Hoca Evet Şu anda Darüşşafak El Aslan'ın koçu Yakup <laughs> Hocamız canımız çok sevgiler Çok, çok, kıymetli. çok kıymetli bir İki hoca İki Avrupa şampiyonluğu kazanmış Hakikaten bir asistan koç. asistan koç Fakat seninle bir anısı var Yiğit Onu bir anlatır mısın Benim daha ziyade onunla da var Onun şimdi haber olacak bu anıdan Ya gördüm ben Yakup Hoca'yı çok da Avrupa basketbolu ben çok takip etmiyorum. Bu biliniyor zaten. Adı soyadı bir tanıdık geldi. Dedim baktım girdim. Simas da tanıdık. Baktım eski bir, bir tane röportajını buldum. Çalıştığı yerlere. işte ben Koç Üniversitesi'nde öğrenciyken. Ted demiş tenis eskrim dağcılık. Ben tenis eskrim dağcılıkta takım seçmesinde Yakup Hoca'nın takımından hani kesmişti beni sonunda. De, 15 şişle falan ama de, haklıydı de. çok tembel ama hayırlı da olmuş bu abi ya çok tembel kesmeseydi burada oturmuyor olacaktın değil mi? Evet, Darüşşafaka'da şu anda İspanya'da şu olacaktır. An. <laughs> Hakkımı helal ediyorum yani. Yakup Hoca hakkını evet. helal ediyor. Bu program sayesinde de artık bu kesinleşti değil mi? Evet, evet Sinan evet, Çetin'in tamam. film gibi herkes <laughs> geçmişiyle yüzde şu denizim. Bir yandan da gurur duydum yani. Düşünsene bir hani kesmiş ama şu an mesela Darüşşafaka'nın koçu falan. Önemli bir koçlarından tarafından kesilmiş. Ki bence Eurolik potansiyeli var. Yakup Hoca'yı buraya getirsek mi? Evet, bence de Eurolik potansiyeli bu, var. Bu arada bu sene ciddi bir şanssızlık yaşıyorlar şu an bütçeyle alakalı ekonomik yapıyla alakalı çıkıyor şey, benim takımımdır yani. Ben. ben. de çok, çok seviyorum severim aslında Bola. Bir, bir dönem o Michael Ansel'i bir takımları vardı. Sen belki hatırlarsın. Alexander Okunskili falan. Anıl kesin o bilir. O takım bende yok ya. Yani. Sinan Gülerli falan İyi takım. İyi bir takım. Ee, şeyle. Orhan Güler. Abi oraya yetişemem. Mehmet Kahyoğlu falan hatırlamaz mısın Sen nereden hatırlıyorsun? İki sezon falan onları ben full izledim Ayan Şahin'te. Ansel'i evet. Oyak Renault'ya 48 bin atlattı abi maç. Oyak Renault vardı yerdim. ya. Evet. Vardı. Mehmet Okur oradan çıkma mesela. Hı -hı. Ben eski Tofaş logosunu, logosunu bile hatırlıyorum. Ben eski şey falan tofaş. izledim can. Tofaş deyince Nihat Mala. Tunç Nihat Mala Yirgin. benim Yergin. Ee, arkadaşımın ben eniştesi. <laughs> evet Ceren'in eniştesi. On, onları izledim Amcası. onlar vardı. Hani David Rivers falan yeni kaçıyor. Rashad Griffith falan. Ya özetle ben hocaya yapılan Levert eleştirileri falan. Levent abi bir şey falan... söyledi, Hüsnü le alakalı onu sonra söyleyeceğim. Riga maçında 8'de 8'de 3'lük mi ne atmıştı Hüsnü Çakırgi'nin öyle tuhaf bir stat var. Darius Thompson'ı yani. Hüsnü Çakırgi'yle benzetmiş Levent Topsakal. <laughs> ne içeceksin? Çok Darius Thompson'ı tutmadığını biliyorum Levent abinin. Hayır yani Hüsnü bin basardı diyor bu arada Darius Thompson'a. Ama oyun stilleri benziyor dedi. Şimdi bir şey diyordunuz buraya girme sakın Ay, Levent abinin söylediklerini söylemeyelim. Evet. Yani çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ben yapılan eleştirileri yersiz buldum. Ben de yersiz buldum. Kenarda bence yakıştırdım nacizane. Evet. Bir basketbol insanı olarak dediğim gibi takımında yürekten oynardım. Yüzde yüzümle oynardım. Yani Eto'nun Mourinho için sol kanatı oynayıp sonraki Kim Ancelotti mi gelmişti? Evet galiba. Sol kanat oynatmaya çalıştı. Ben sadece şey için beni tezmi mi gelmişti? Biri gelmişti. Sadece işte Mourinho için sol kanat oynarım ne diyorsun demiş. Hesabı. Selen Hoca için. O da ne takım ya? O. Snyder, Eto, hmm. Milito. Milito'yu da çok severdim. Mi? Evet. Cambiaso. <laughs> Neyse. Sonra futbol alakalı ben size bir şey soracağım ama programın sonuna doğru. Ee, bu arada şey demişler, size onu soruyorum. Dişi Fatih Terimse Selen Hoca. Fatih Hoca için de e, erkek Selen Erdem diyebilir miyiz? Bence diyemeyiz. En tamam. azından demeyelim canlı tamam. yayında. Yok burada bence... Hay diyebilir miyiz? Öncü yani? ve takip edip ona benzettiğimiz biri var yani ilk çıkan Tabii her ki. zaman. Tabii. aynen öyle. Doğru. Bayrağı taşıdığı için. Seren hocam sevgiler. Bir gün umarım Antalya'da yolumuz kesişir NBA Showtime grubuyla tüm ekip olarak. Umarım gideriz. beni sevmiştir. <laughs> Düşünün yani suicide yaptırıyormuş bana gidip gelmişim böyle sahip bir saat. Sahi. Ben biz kadın basketbolunda iddialıyken gerçi hala kulüpler seviyesinde iddialıyız ama milli takım döneminde iddialıyken neden böyle bir kadın koç yok? Değil mi? Onu düşünürdüm. Lazım. Yani biz kadın ha. basketbolunda fena bir ülke değiliz. Hı -hı. En azından böyle Euroleague oynayan bir takım da bir bench'te bir kadın hocamız, bir Beckham'ımız olmasın mı? Evet. Yerli tamam. bir Beckham'ın. Bu arada Beckham'a benziyor Selen Hoca. Ar yani çok Selen Hoca daha ince tabi ama Beckham'a benziyor. Ben şu bak şu 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 bakış falan Fazlerim çok iyi bu. ya. Çok, çok iyi. şu alttan bakış. Saati de beğendim ben. Saat de güzel, saç stili de güzel. Bir de topuklu ayakkabıyla hiç şey durmadan koşuyor. Cool bir şey ya. Cool. Çok Diğer konumuz gelsin. Ya şu içerik biraz soğudu <laughs> belki ama evet. tam biz geçtiğimiz hafta yayını çektik 3 saat sonra dayak yedi. Ya be kardeşim madem dayak yiyeceksin bir önceki gün yesene. Kuş mu yani yani de... yiyor de ya Hayır bu horoz değil mi? Yani Konya'nın yani. mı? Konya'nın nesi meşhur? Konya'nın maskotuysa çift başlı kartal ya Selçuklu, Selçuklu. Devletin, 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 devleti konuşalım devletinden. Kartal bu evet abi. Kart. Çift başlı kartal ya <laughs> Konya'nın şeyi. Ben şeyi soracaktım Deniz'im. Euroleague'de böyle dayak yemeye yakın bir maskot var mı? Ben <gülüyor> biliyorum. Onu <laughs> sorma söyleyeyim. B Bilmiyorum. Ama ben şu videoyu tam birleştiremiyorum. Maskotu niçin dövüyorlar? Ee, söz dalaşına giriyorum. <laughs> maskotlar konuşuyor. Bir <laughs> çel... da sporcu maskota çelme takmış bence sporculuğa yakışan bir hareket değil çünkü onu toparlanması normal bir insanın ben... kalkmasından zor. <laughs> Amerikalılar da bu arada şey kavgaya dahil oluyorlar da. <laughs> Niçin kavga ettiklerini biliyorlar mı acaba? Bakın maskotu dört kişi kaldırabildi. Çok ağır bir kıyafet o. Vallahi <laughs> en güldüğüm şey. Bunu tekrar tekrar izleyebilirim. Bak sabahtan akşama kadar. Hala laf ya. <laughs> <laughs> Deniz hatırlar mısın? Seninle bir milli maça gitmiştik. Deniz bunu gir Çok asker muhabbeti var. Kuzey Kore gibi bir ortamda. Benim <laughs> ben güldüm bu da özür dilerim. Pardon. <laughs> <Üzümden> ya. <laughs> Şimdi Euroleague'i konuşamıyoruz madem. NBA'de dayaklık maskot var mı sizce? <laughs> var. Bir ara Robin, Robin Lopez'e, Brook Lopez maskotlara saldırıyordu. Arkadan böyle kündeye falan getiriyorlar. Denver'ın maskotu bence. Rocky mi? Evet Denver Rocky. <laughs> <laughs> Denver'ın maskotu dinozor mu? Hayır ya Denver. ya. Denver the last dinosaur diye bir çizgim var. <laughs> onu da mı izlemediniz? <laughs> Bunu keşke yapmasaydık. Pardon tamam. <laughs> Kendime geldim. <laughs> bir yaşandı bitti saygısızca durumu oldu. Miami'nin mi? maskotuna biliyorsun değil mi? Hastaneye gönderdi. Miami'nin maskotuna bir bak şöyle. Conor McGregor. Ciddi vurmuş ya galiba. Bak ve vurmaya devam ediyor. Neden böyle bir şey oldu? Bak 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 bak. Bak 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 tekrar. Bu bir show mu yani? Bu NBA finallerinde şov. evet. Üçüncü maçta böyle bir şey yaptı. <laughs> Neyse Conor'ın da indirebildiği birileri var hala diyelim. <laughs> hala yatırabildiği Buradan birileri döveyi, varmış evet. hastanelik oluyor adam. Şey Ciddi var, mi? Hastaneye ah, gidiyor tabii tabii. O Sonrasında sol, fena bir sol değil ilk son... Bu geçen finaller değil mi? Geçen Sen bu. Sen oradaydın. Evet, evet, evet. Kaç para almış bu iş için? Ee, sonra bir daha gelmedi zaten Conor. E, Conor'a Unix kazan maçına gitmesini tavsiye ederim. Peki bu yüreğe yetişelim yetiyorsa... planlanmış bir şey. Yani. Bu planlanmış tabii canım. Bu böyle bayağı senaryolaştırılmış bir e, aktivite. Vuracak yani, vuracak yani onu. Abi ama şimdi de dövüşçü adam boksörler falan da yumru tekniği doğru yani yavaş atmak o kadar kolay olmayabilir. Ama ya askota yani. da şaşırdım. 70 kilo boksörden de kolay kolay dayak yememesi <laughs> lazım ama. Ama bir de ay adama yazık bir de o, o şeyin içerisinde yani e, kostümün içerisinde çok terliyorlar Cidden, zaten. Ha? Ve bu bayağı kötü bir şey. Çok ağır bir şey. Ama ters ya açıdan böyle sağlam bir vuruyor bu orada. İzlerken utanıyor musunuz? Orada bir adam var sevimlik yapıyor. Kocaman eldivenleri falan var. Böyle böyle yapıyor. Biri onu yatırıyor yerdeyken de vuruyor. Neden? Bu belgeseli yani. izledin mi abi? Conor'un Habib maçını kabul edişi ve hazırlanma yok, süreci. Yok Kanar'ı izlemedim. Ben Kanar'ı çok sevmem. <laughs> çok sevenleri var ben. Biliyorum. Süper bir sevgim yok. Yani. Ne kadar paralar dönüyor bu işin içerisinde? Yani ne? Yani UFC'nin UFC ufaktı bütçeleri. <laughs> abi şeyle... Engano'yla Tyson Fury'de övüştü işte. Kaç para... Fury daha Hı. çok aldı tabi. 50-60 milyon euro falan alıyorsun. 50-60 milyon, milyon euro. Dolar alıyorsun yani. Bir maç. Şimdi boksun da bir, bir şey. ara kaybettiği bir şey vardı. Mesela Wilder Fury dövüşlerinde ilk maç böyle toplam 10 milyon falan verildi iki boksöre. Sonraki maç artarak gitti çekişme artınca. Şu an işte bir o ağır sikletler bir çözülme evresine geldi. Sen ne oldu niye patladın? <gülüyor> Hala <laughs> komik maskotu mu biliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Peki ben burada bir soru soracağım sana. Bilen birini bulmuş. <laughs> o gülerken onu bir kenarda bırakıp biz devam edeceğiz yani. <laughs> Maçtaki rekabet mi yoksa sosyal medya, medya öndeki bu kızıştırma falan oradaki rekabet mi para ediyor? Hangisi daha çok ediyor? Abi Tyson Fury bence dövüşlerini satıyor. Çünkü antagonisti oynuyor. Sevmeyeni de çok fazla. Hmm. Joshua tam yakışıklı şey bir rol modeli olarak, ikon olarak sattı. En az satış gücü olan Yusik. Yusik mi? Evet, yani yok yani. Hüseyin çok fazla satış gücü. Ben tanımıyorum mesela. Belli yani satış gücü Ama Hüsük tabii kemerin önemli WBA, WBC şey kemerlerinin biri Fury'de biri Hüsük'te. Zaten o bütün kemerleri bir araya getiren dövüş var ya Deniz ya. Şöyle bir şey söylemek evet. istiyorum ben. Deniz'i çok eğlendiren mascot <laughs> konusuyla ilgili. McDonald's'ın bir paylaşıcısı vardırmış. Aa, Ronald. Evet. Yıllarca tek bir insandı o. Nasıl yani? Nasıl? Bir tane <laughs> insanmış abi. Tek bir Ronald var. Yani beş tane adam o paylaşıklığına girip bir yere gitmiyor. Oğlum gittiğim bütün doğum günlerinde gelirdi bir ara Yani yetişmesi imkansız onu demeye çalışıyorum Bir tane insan sen abi mektubasını paylaşıyorsun Ve Ronald hep sensin abi 15 yıl falan Ama Türkiye'deki Ronald da mı sensin <gülüyor> Ne, <gülüyor> ne? Ronald... anlamadım Ataköy'de, Atrium'da benim de, doğum günüme gelen de mi? Yani. <laughs> Global değil adam. Amerika'da uçakla benim doğum günüme gelmiyor. Suadi McDonald's'taki ya. Yani. İşte onu diyorum. Bir de bu <gülüyor> adamın <gülüyor> maaşı kaçtan yatıyor? Bir de bu adam acayip ediyordu. eziyetler ederdik. bizim okula falan da gelirdi. Tabii asire. burnuna saldırırlar, koluna tabii bacağına tabii. asılırlar. Bir tek kişi miydi o ya? Gerçekten evet, evet. mi? Ben pek zannetmiyorum ama olsun. Kaleye bu... geçirmeye falan çalışmıştık. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de, <laughs> Türkiye'deki kimdi acaba? Biz de dedik bir şey eksik kaleye geçtirdik. Türkiye'deki kimdi acaba? E, i̇sim soy isim mi olarak mı? Bilmiyorum muhtemelen Hamdi Alkan'ın ekibinden biriydi çünkü böyle... <laughs> Aa, Hamdi Alkan çok izlerdim ya Çok rating Sever kaldı. miydin? Okey Türk televizyonunda ne izlerdin abi? Top 3 Ruhsar Çocukken ee, Düşüneyim Karamelek Karamelek Sanemcilik Aa sanem çelik. Sanem çelik Sanem çelik, biraz daha devam gerçekten. Evet, sanem Gerçek. çelik. Karamelek, çok tamam. enteresan derecede bana 8-10 yaşında aşırı entrikalı gelirdi o dizi. Asmalı konak. Yok. Ya şu artık bırak. <laughs> <Özcan 'ı> Marziye. <laughs> Dur hatırlar mısınız? Yorumlara herkesi beklediğim benim jenerasyonumdaki 10 insandan 8'inin guilty pleasure'ı olan bir film geliyor. Ne? Zampara Seyfettin. Kim var, var. Kim oynuyordu abi? Ben bilmiyorum. Abi Zampara Seyfettin yayınlandığı zaman yazın geldiğini anlardık biz starda. Sabah 11'de Zampara Seyfettin haftada bir kere yayınlanırdı. Kim oynuyor? Osman Cavcı oynuyor. Seyfettin'e Top diye bir turizm şirketinden bir hediye çıkıyor ve tatile gidiyor. Bir hanımefendiyle birlikte e, tatil kazanıyorlar. Ama sorun şu ki ikisi ayrı odadayken bir karışıklık oluyor. Aynı odada kalmak zorundalar. Ha. Zampara Seyfettin vitamini şarkısı falan var Zonta işte kıllarını tararsın Bilmem ne yaparsın Yo Sahilde yoğurt falan süren bir tip Seyfettin Ve kız da aynı odada kalıyor Yani böyle çok ikonik kareler var Böyle hamsi tişörtü giyiyor falan İnanılmaz absürt mizah Olan bir filmdir ya bilenler <laughs> yazacak yorumlara Yaz ya. dizisi deyince bile aklıma değil mi Seyfettin? kızacaksın değil, Ama değil, do şey. doktorlar <gülüyor> <gülüyor> Yazın Kızım Show TV'de ya çok mi? yayınlanırdı <laughs> İki izlerdim. en son babalar diyor Tatilde Rafim Aranga Aa, Vince, Carter, Vince yani. Carter forması geldi Rafi e, Maranga. Benim lise defterim. Lise de... Ama o lise yayınlanır defterim. mıydı yazın? Yani, tekrarları dönerdi her zaman. Lise defteri, Bücür Cadı, Emre Altun. Koçum benim severdim. Koçum benim. Ee, şey Bücür Cadı izler miydin? Bu bak. Yapardı Tabii ya. evet onu biliyorum. Çık, çık, olurdu, o hep ya. yabancı bir şeylerin uyarlamasıydı <laughs> mı onlar? Koçum Aslında. benim de öyle. O beyaz evet. gölgenin. Şey izler miydiniz? Sihirli Annem. Ya yani Öyle şeyleri sever miydiniz? İzlemez mi <laughs> Bak belli sahneleri biliyorum. Sihirli annem de. Yok ben de izlemezdim. Okey aralar mesela biz kızlar izlerdik herhalde Sihirli annem Selena. Ama Sihirli annem biraz Selena daha sonra. Sevmezdim. Evet onlar ben sevmem. biraz büyük kalıyor. <laughs> o benim küçüklüğüm falan. Şey senin küçüklüğün de. <laughs> evet. Selena falan bize gelmiyor. Sihirli annem benim küçüklüğümdeydi. Son konumuz. Larsa Pippin diye bir e, şu anda Instagram modelliği yapan mesleği bu. Instagram modeli. Scottie Pippen'ın da e, eski eşi ve çocukları var Scottie Pippen'la. Larsa Pippen'ın. Allah Pippen bağışlasın. Allah bağışlasın. Sağlıklı büyütsün. Ve Larsa Pippen e, iki yıldır biriyle, ikinci yıla girdiler herhalde. Biriyle e, beraber, sevgili. Kendisi Michael Jordan'ın oğlu. E, Michael <laughs> Junior Jordan. Neydi Michael adı? Michael Jordan Junior galiba. Michael Jordan Junior değil mi? Cahin bir tarih. sonunda. Evet. Kibon Brown. En iyi dış savunmacısına, birebir savunmacısına da bunu yapmazsın yani ki öyle. Ve bence çok acayip bir sorun. Dur dur Reed, Evleniyorlar. Larsa ile Jordan'ın oğlu evleniyor ve Larsa bir açıklama yaptı, bir röportaj verdi. Dedi ki, soyadımı tabii ki Jordan olarak değiştireceğim. People Jordan, kalmayacak. Düğün de, de Drake otelde yapılacakmış. Yemekli <gülüyor> olarak. <gülüyor> Haber geldi. <laughs> Arsa kupun Türkiye'de bir şeyler oluyor. Ama Biz bu sponsor duyuyorum. bulabilirsek bu üçlü gitmeyi de düşünüyoruz. Vlog vesaire çekeceğiz. Hatta hatırlayacaksınız televolelerin ayrıldığı dönemde. Yani bir televole Show TV'de bir de orijinal televole diye Kanal gittiği dönemde. Acun'un yaptığı televole. Evet Amokace'nin Nijerya'da düğünü var. <laughs> Orada Acun Ulucalı müthiş bir gol atıyor. Diğer televoleye gidiyor. Amokace ile arkadaş olduğu için içeriden mükemmel görüntüler çekiyor. Bir Nijerya zaten yöresel bir düğün, yerel bir düğün. <laughs> O şekilde iki televoli arasındaki savaşı şov kazanıyor diyebilirim. Tunus diye güzellik karıcıtı diye, amokalç neşide. Bu adamda da bu var. <laughs> Bunu amokalç hatırlamıyordur. Bu arada <laughs> boşanmıştır herhalde. Yine <laughs> bu evlilikte şimdi zaten zaten e, boşandıktan sonra Soyat hala Pipin kalmış. E, o ara geçiş döneminde Pipin'i kullanmış. Şimdi evlenince Jordan'a geçecek. Yani Michael Jordan Jr. Ne yapıyor Yiğit ve Ali? <laughs> ne yapıyor? Ya, bu, tuhaf. bu aşk mı? Bu aşk. aşk mı? Bu aşk. Daha ziyade yaşça büyük, deneyimli kadınların genç erkekleri sallamasıyla alakalı, ele geçirmesiyle alakalı bir senaryo biraz Cougar daha. Önce. ifade ettiğimiz. Evet. Yani burası kesilecek. Yani biraz öyle baskın gelmesinden Lars Pippen kaynaklanan bir Lars Jordan'ın ...kaynaklanan artık Larsa'nın Lars Jordan durum. Pippen ya verip. ama gönül ferman dinlemez bir e e fotoğrafını hanımefendi büyük konuşmamak lazım genel olarak bu olaylarda yani herkesin başına her şey gelebilir çok da yargılamamak lazım kesinlikle katılıyorum yargılayanlar kesin başlarına kesin, kesin gelme Evi olasılığı oldu. yüksek hayat böyle evet. sınavlardan şeylerden geçiriyor yani yani mesela özel çillerde tansu hanımla tanışmadan önce ben müstakbel eşimin soyadını alırım dememiştir evet. herhalde evet. hayatın insana ne getireceğini asla bilemezsiniz Peki, Larsa Pippen. Larsa Larsa. Pippen soyadını... Bana alalım. bir türkünlüğü bayağı anımsattılar Jordan'ın oğluna söyleyeyim. Pippen soyadını geçiremiyor mu? Bir dakika, ne dedin? Dur bir dakika, aklım başka yere gitti. <laughs> Neresi Pippen? Kendisinde zaten emanet olan soyadı... <laughs> At taşıyıp Jordan'ın oğlunun soyadını Pippen yapamıyor mu yani? Ha böyle bir takım ruhu, o efsane <gülüyor> hanedan. <gülüyor> evet yani, geçişken. Ya bu çok delice bu. Ya dünyada milyarlarca erkek Aa, en, var ya. Nasıl, ni, M. nasıl En kanat ikilisi herhalde yani. Bir de 2-3 takım... numara herhalde. En iyi 2-3 e, numara bitti oynamış. E, bunlar ki. Tabii yani. ki. Cidden ekle tırnak gibiymiş ya o takım. Kime benzettiğini ben buldum Larsa Pipa'nı. Söyleyeceğim Sen burası de kalsın. kesilmesin. Niye kesilsin Niye kesilmesin ki? Misin? İki ünlümüzün karışımı söyleyeyim. söyleyeyim. Linet ve Işıl Reçber. Ben de %40 Hadise koydum. %60 Zinet Ali. Biraz da harika avcı ekleyelim. Yalnız bu 6 bu ya da benzemiyorsa Larsa Pipa'nın ben ismimi değiştireceğim. Larsa Sana yapacağım mi? ama Pipa ya. Ne? <laughs> Bütün Türk kadın ünlüleri saydık. Birine benziyordu. Zinet, Zinet Sali. Zinet Sali. Harika avcı dedi. Ee, hadise dedi. Hadise dedim. Zinet bir Işır daha daha Işır reçber Işır reçber. Okey. Olabilir ha. Gerçekten benziyor. Topla beşe böl. Gerçi yemin ederim benziyor. Neyse bu arada Michael Jordan Jr.'a bir bakalım. Jordan da bunu onaylamış sanırım. Ha onu Şeyini ne diyeceğim. Şeyini vermiş yani. O blessing dedikleri var ya. Şimdi Jordan'la Scottie okay Jordan Scott bir telefon konuşması veya bir yüz yüze bir şeyle bir görüşme yapmış mıdır? Oturup bir golf klubda. Marcus Jordan Central Florida Üniversitesi'nde mi oynamıştı? Evet. Ben bir Central Marcus, Florida. Marcus Jordan adı. Michael Jordan Jr. değil. Marcus Jordan evet. <gülüyor> Marcus <gülüyor> Jordan. <gülüyor> İsimler büyük karıştı. Marcus Pippen bundan sonra. Yani Lars'a gerçekten yani ne, ne, neyse hiçbir şey demiyorum. Pippen'ın yani. şimdi yıllar önce oturuyoruz. Ergeniz basketbol diye bir spor var. Keşfetmişiz. Babam kaldırdı beni kanaldaki maçlara, uyutah serisini falan izledim. İşte 11-12 yaşındayım. Jordan hastasıydı babam çok severdi. Ben de çok severim Jordan'ı. Benim goltum her zaman Jordan. O zamandan bugüne şimdi desen ki... Pippen'ın... Oğlu. Eski... <laughs> Karıştı değil mi hatlar? Pippen'ın eşi... Jordan'a gelin gidecek falan gibi bir şey bana o zaman deseydin... Aşırı yadırgardım ama... Hayat bu. Hayat Gönül abi. ferman dinlemiyor. Hayat hiçbir şey Hayat dinlemez. Bu. Gönül nasıl dinlemiyor acaba Dinlemiyor. Dinlemiyor. Her şey gelir Günü insanın düşünür başına. düşünür Selena Gomez'in bir lafı var. Bir Nedir abi? Heart wants what it wants diyor. Gönül ferman dinlemiyoru bulmuş ve çevirmiş bence İngilizce Ulan. şeklinde. Vallahi İstiyorsa bilmiyorum. alıyor abi adam gidip. Çok enteresan Selena. hayatlar. Ben empati yapamıyorum. Allah aslında. mutlu etsin. Allah mutlu etsin ama ben... Marcus Jordan'ın gözlük çerçevesi bana gider mi? <gülüyor> <gülüyor> yok artık oraya. Kare. Yani Scottie Pippen. Scottie hoca da maşallah. O Larsa burada Scottie'den daha şey yaşça büyük durmuyor mu? İşte Bur... estetik cerrahi dedin al sana estetik cerrahinin. Pippen'ın harika bir sesi yok mu bu arada? Evet çok güzel. Çok güzel ölüyorum. doğru. doğru. Darth Vader gibi adam. <laughs> evet. Aynen. Ee... Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ve çok zorluklardan geçmiş bir adam. Biraz Pippin savunalım biz. O Arkansas'da saçma sapan bir garibanlık Gariban. içinde. Orası çok ırkçı bir oralar. aslında. Bir Siyan oradan çıkması. O yaşam şartları içinde mucize yani. O yüzden bu olayda Pippin reisçiyiz diye düşünüyorum ben. İta bir şey soracaktım. Benim pantolonun son 5 dakikasına girdi onu söyleyeyim. <laughs> Konuşacaksak. Yani i̇nanılmaz zorluyor. Inanılmaz Ama çok zorluyor. çok güzel pantolon. Emin misin? Esner ki o kumaşı esnek oluyor. Yok ben o son raddenin farkındayım şu an. <laughs> Kumaşla <da> kendini bırakmaya. <laughs> evet son kapatma sorumuzu soruyoruz. Evet. O soru da şu soru olsun. Evet. Hangi soru? <laughs> Sende vardır bir şeyler. Yo. Sen de var mı? Sen bir şey soracağım dedin abi. Evet. Kapatırken. Unuttum ya. Üstüne neler neler konuştuk. Napolyon nasıldı Napolyon? Hah. Sinema soracağım. Mi? Ya ama bunu düşündüm aklıma geldi. Şu an çok akışı bozacak. Ne? Akışı? Hangi <laughs> i̇şte akışı? <o> bir... <laughs> Hangi akış? <laughs> ya işte organize kaosu iyice tanımlanılmaz bir hale getirecek. Neyse benim aklıma şey gelmişti. Tapkan falan dedik ya. Hı hı. Tom Cruise'la e, kelime McGillis'in öpüştüğü o muhteşem sahne geldi. Yani Tom Cruise'un bütün adapları hı hı. çiğneyerek dilini çıkarttı. Efsane sahne hatırlar mısınız? Top Kaçıp izleyebilir miyiz? Top Gun'daki. Evet, evet hatırlıyorum. Telifleyebiliriz evet. abi. Top Böyle ben beğenmiştim ya. biliyor musun? Ya yani sahneyi değil filmi. Yok geldi aklıma. Ben Tom Cruise'dan çok korkuyorum ya. Ben, bana da her an her şey yapabilecek şey. Buraya gelebilir. Biraz çok da içeri girebilir. Yani Scientology onu... Tarzı hakkında konuşma. Çok, te siz, çok te tehlikeli bir herif. Tamam okey şunu soracağım Yiğit'e. Yiğit'in sorusuydu bu çünkü. Ee, i̇ki hafta önce mutluluk hakkında bir şey söylemiştin. Hatırlıyor musun? Söyledim. Aklın bir halidir demişim Evet. Bir motivasyondur. Bir motivasyondur evet. ve çok güzeldi. Evet. Yine mutluluğa benzer aşkla alakalı bir sorun var mı? Aşk da aklın bir halidir yani. Aşk aklın bir halidir. Evet. Duyguların bir e, Öyledir hali. Öyledir ve aklın halinin vicdanınla en sonunda bütünleşmesidir bence. Ali. Hani? <laughs> hani bazı insanları kırmamak ve onları çok sevmek <laughs> lazım babını o niye öyle oldu? <laughs> ben dikkatle dinledim ve imzamı da attım. Bence. Islak imza Doğru. Ben. Doğru bence. Yani doğru. önemli en önemli unsuru o olayın içindeki hepimiz biliyoruz konuştuk. <laughs> Ruhsalımızı düzelten bir eylem var o olayın içinde. Ondan ötesi Arkadaşlık, dostluk önemli. Vicdanlı olması önemli insanda. Ve merhamel, da, Kimyasal e bir şey. E Bilime inanan insan tabii ki bunu başka bir şekilde anlatmak istiyoruz. Duygular falan da bizim kimyasal, benim kimyasal yani. Ben kapatırken bir soru soruyorum. Bağımlılık aynı zamanda. burada bir bağımlılık yani. Aşk değil mi? Tabii uzun ilişkiler. Tabii, ne bağımlılık. güzel Evrim Ağacı izliyor gibiyim siz izlerken. <laughs> Çok tatlı tatlı, tatlı, <laughs> Su, tatlı konuştunuz. Bu arada ben Akaretler Blok Bey'e gittim. Muhtemelen seni bekliyorlardı. Beni e? görünce bir hayal kırıklığı olmuştur. <laughs> Söyle, söyledikleri tatlıların bir kısmı Gayet güzel. Kesinlikle gideceğim Block B'ye ve şey Cookies'e. Şeydeki Acıbadem'deki. Bu de. ikisine gideceğim. Ama şey yani ben gel oturalım deyince yazma olur mu? Akşam buçukta sakın yazma yani. Ne? Blok B'ye git, akaretlere. Yok evet. sen hayır size yazarım da arkadaş karşı tarafta Sen senle ben aynı yakada ben bu tarafta oturuyoruz. tarafta oturuyorum. Evet. Bahane doğru, nedir? Bu denklerde. Hayır. hayır tamam. Arkadaş. <laughs> Arkadaş. Ee, tamam kapatıyoruz. Çok uzat tutmuşuz bugün belli ki Anıl'ın yüz ifadesini. Kaç dakika oldu Anıl? Bir saat. Bir saat geçti. Tamam 10 dakikası 15 dakikası yine gidiyorlar. Altın makas uygulaması. <laughs> bir grubumuz var. Benim number one gruplarımdan bir tanesi. Masar Fuat Özkan. MFÖ. Hı, Hı Bir şarkıları var. Yalnızlık ömür boyu diye. İzleyenlerimize ve size soruyorum. Yalnızlık ömür boyu mu? Ağlatır bir insanı. Ya yalnız doyuyorsun yalnız ölüyorsun yani evet. Peki. Kritik anlar öyle. Ben bugün sevgili Yiğit katılma taraftarıyım. Çünkü programın ya. ikinci yarısı ile birlikte inanılmaz bir bu. ritim bu buldu. Hani böyle eli tutan şutöre topu verirsin, sahayı açarsın ya. ya. Ben bu programın son kısmı için bütün paslarımı Yiğit abiye veriyorum. Hala abi diyor ya lazım Ayret, <laughs> olduğunu <gülüyor> Aire, da Ayrıca yani. da kahve çarptı bu arada. <gülüyor> gitti gitti. <gülüyor> Sabah 9 gibi yemek yemişim. <laughs> ufak titreme pantolon alttan sıkıştırıyor, kahve yukarıdan sıkıştırıyor. Hiçbirim Şöyle değilim demek değilim. isterim o zaman bu konuyla ilgili. Evet. Bir tavsiye mahiyetinde olacaksa ne yapıyorsa kendimiz için yapıyoruz. Evet. Bizi o çok seven insanı da bezdirebilme şansımız var. Kendimiz için bir şeyler yapmazsak. O yüzden yalnızız aslında bütün aksiyonlarımızda. Güçlü olmak zorundayız. İşimize gücümüze sahip çıkmak zorundayız. Evet. O insan sadece gerçekten hayatını mahveden korkunç bir insan olabilir. Öyle toksik insanlar da var. Maalesef. Mesela eski bir kız arkadaşım. Drubare morkoloji vardı benim elimde. Camdan diye yedinci kat. Aa, aa. Yani o noktaya gidebilen şeyler de oluyor. Bazı şeyler Saldığınız çok oluyor. özel anlatamıyorum kafama fırlatanlar. Öyle ki. şeyler hepimizin başına geldi. Ben yapmadım. Daha iyi insanlar var. Fedakar insanlar var. Hastayken başında duranlar var. Hemen el sallayayım buradan o kim olduğunu biliyor. Ama yani. ondan öte kendine yaptığın şeyler, bu aşk dediğin şey en önemli şey o. Kendine yaptığın yatırım öbüründe onu orada tutuyor. Peki, özet çok özet samimi de, gelmedi belki. Şirketin çok güzel, çok, geldi çok geldi güzel, ama, şey, böyle. güzel. O kadar güzel saydın ki Yiğit valla. Abi kalktım ben. Çok güzel Her şeyden söyledin. şikayet ediyorum. Duş almıyorum abi. Uğraşmıyorum. Bilmem ne yapıyorum. Üç ay sonra terk ediyorum. Tabii ki ayrılır yani onun Ama evet. ilk düştüğünde de bir hafta motivasyonun yoktur, bunalımdasındır. O zaman da biri senden ayrılırsa o tarafın. ...sabırsızlığı olmuş. Çok güzel olur, bir bir yani. atasözümüz yok mu be? Söyle. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Gerçekten öyle. Özet. Evet. 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 Allah hep karşımıza iyi insanlar çıkarsın dediğin gibi. Bu da bir varyasyonu. <laughs> dediğin gibi dedim zaten varyasyon. Şu an toksik şeyler download ediyor bende. Aa sakın 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 müthiş müthiş söyledi. Çok güzel özetledin. Çok hoşuma gitti bu arada. radyoda gelirken o çalıyor da yalnızlık ömür boyu. Ben dedim ki, öyle mi gerçekten dedim. Son kapatışta onunla yapmak istedim. İnanma böyle şeylere ya. Ne, A niye? Sonuçta bu şarkılar da satsın diye yapılıyor. Orada yalnızlık Doktor vurgusu gibi. yapmak zorundasın abi. Pantolon <laughs> açılıyor abi şuradan. Ciddiyim bak. <laughs> hadi ya gittim sen gittim başına bela alacaksın. Abi, kafa, abi noldur, şuradan kafa. beyaz beyaz <laughs> dikişleri görüyorum ben. Işte Ciddi zorluyor diyorum sana. Gidiyoruz hadi. Ali. Hadi Ali hadi, hadi kafa. Hadi. Ya çok güzel programdı yine Ali. Gerçekten biz çok çekerken keyif aldık. Çok İz... iyi. Umarım siz de izlerken <laughs> keyif alırsınız. Yine çok güzel sorular yönelttik sizlere. Deniz Hanım'ı tavsiye ettiğiniz mekanlara getireceğiz bir şekilde. Ne Umuyorum götüreceğiz, getireceğiz. Görüşmek üzere. Haftaya yeniden burada olacağız. Hoşçakalın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.